Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Çanakkale'deyiz. Çanakkale güzel bir yer, öyle. Buradan başladım. Şimdi ben Çanakkale'ye en son arkadaşlar 2015 yılında gelmiştim. Şöyle göstereyim. Bu tarafta Kilitbahir Kalesi var. Şimdi biz şeydeyiz. Bulunduğu yer zannedersem. Önceki zamanlarda. Osmanlı dönemine ait mezar taşları ile alakalı bir şeyler falan var içeride. Bu şekilde parçalar falan. Dediğim gibi 2015'te gelmiştim ben buraya en son arkadaşlar. Bu şekilde Kilitbahir Kalesi, üçlerli, ortada bir kale bulunan yer. Oraya girecektik. Orada da birkaç bir şeyler falan vardı. Fakat girilmiyor. Bu şekilde buralara evlilik yapmışlar. Buralar işte arkadaşlar mevzi. Hani topların kolunduğu yerler falan. Ondan sonra bizim Osmanlı askerimiz işte zannedersem az önce gösterdiğim yerdeki gibi, şöyle göstereyim, cephaneliklerini koyuyorlar. Top mermileri falan. Topları ve başka türlü her türlü cephaneliği koyuyorlar zannedersem. Bu şekilde arkadaşlar. Birazcık da önce şu tarafları bir yerlere. Az önce gösterdiğim gibi buralarda. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Anıt olarak kalmış. Şurada da bir yazı yazıyor. Ona bir bakalım. Ben bu videoyu arkadaşlar... Evet, cephanelik yazıyor. Cesaret gösterip diğer taraftan ilim ve bilgeliği ile yaşatıyor ve yaşatılacaktır. Devletimizin en güçlü zamanında hüküm süren Süleyman'ın yeğenlerinin arasına namazgah tablasında sağlam bir abide olan Sarı Kule'yi kütüphane yaptık. Yüzlerce cilt kitap getirildi. İlim sevgisi olduğuna bir ilim gösterildi. Evet, az önce bahsedildiği gibi cephanelik olan yerleri cephane gibi yapmışlar zannedersem o zamanlarda. İlk önce cephanelik olarak kullanmışlar herhalde. Sonra da kütüphane olarak. İşte bizim aile oradan gidiyor. Ben arkadan yavaş yavaş çekerek geliyorum. Bu şekilde arkadaşlar kullanmışlar böyle cephane olarak. Ya yazılar falan yazıyor etrafta, yani az önceki duvarda baktığımız gibi. Bir de çoğu yazıların şeyi soyulmuş. Evet, mesela bak arkadaşlar, buraya acaba o zamanlarda top mermisi koyulup da, yani top koyulup da mermi sürülüp askerlerimiz tarafından karşı düşman gemilerine ve düşman mevzisine fırlatılıyordu. Yani büyük ihtimalle ki öyle. Namazgah tabyası diye geçiyormuş. Az önce ismine baktım orayı da. Gerçi 2015'te dediğim gibi gelmiştim. Ama hepsinin bir yeri bir ismini çıkaramıyorum yani. Bilemem. İşte birazdan yukarıları falan gideceğiz arkadaşlar. Yazılar bu şekilde devam ediyor. Az önce gösterdiğimdeki gibi. Okunmuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi birazdan gideriz yukarı tarafa. Bizim aile önden gider, nasıl olsa beni bulurlar. Ben onları bulurum daha doğrusu. Bu şekilde arkadaşlar. Yani o zaman insanın mesela, yani ne bileyim, benim şundan bir şey, atalarımın olduğu yerde bulunmak, bulunduğu yerde geziyor olmak çok büyük bir gurur verici bir durum. Yani buraya gelenler de öyle hissediyordur. Bu şekilde arkadaşlar, hani gösterdik hepsinde. Çok güzel yapılmış. Kilitler falan duruyor, bir şeyler duruyor. Acaba hani dur yolcu, bilmediğin gelip bastığın toprak bir devrim battığı yerdir diyor ya. Orada karşıda bir yerde. Resmini de büyük ihtimalle koyarım. O dediği gibi mesela şu an ayak bastığınız bu yolda bir şehit abimiz mi duruyor, bulunuyor. Onun şehit naaşı mı bulunuyor. Yoksa buralara hangi
O zamanki askerler ayak bastı. Atamız mı? Başkaları mı falan? Onu öyle bir tek Allah bilir yani. Öyle güzel bir şey arkadaşlar. Ben şimdi isterseniz şuralar hepsi aynı. Şeyde var. Müzeye girersem bilmiyorum. Denerim girmeye. Büyük ihtimal alırlar. Sıkıntı yok. Kendimi ayarlayıp arkadaşlar tekrar videoyu açarım. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ufaktan bulunduğumuz yerde tekrar bir çekim yapmak istedim. Şimdi yani dediğimiz yerin top koyuluyor falan deyip fikir yürüttüğümüz yerin olduğu yerdeyiz. Tam dediğim gibi işte karşı tarafı, biz oradan geldik. Orta tarafı görüyor. Düşman askerlerin ordusu falan. Yani gemileri falan. Hep oradan geliyordu yani. Bu şekilde buradan inelim aşağı. Şöyle şurayı da göstereceğim arkadaşlar. En büyük sebebi de kamerayı tekrar açmanın. Bunlar da yani. Göstereyim size. Bu şekilde arkadaşlar yani. Şurada camlar falan var. Acaba o dönemden kaldı. Yoksa üstüne bir restore edilme durumu var mı bilmiyorum ama. Beraberse askerlerimiz buradan ve gösterdiğim şu taraflardan ara boşluklarda çekip çekip alıyordu mermileri falan. Neyse arkadaşlar, şimdilik görüşmek üzere.